Esselatu vesselamu aleyke ya. Şunu diyorum, esselamu aleyküm. Şehit Fethi ilk baharen çocuklarını sünnet edince kendisinin de çok sevdiği böyle yakın dostu olan Rudi'yi kirva olarak kendine seçmişti. Ve bu esnada Şehit Rudi de bunu kabul edince birbirlerine kirva olmuşlardı. Çok sevdiğinden dolayı kirvalığı kabul edince İlk barda çocuklarını sünnet edince Şehit Rudi onun kirvesi olmuştu. Şehit Rudi ondan 10-15 gün önce şehit olmuştu. Şehit Fethi de ondan sonra Karlova'da şehadet şerbetini içen ikinci şehidimizdir. Şehit Fethi yaklaşık bir buçuk yılı aşkındır. Allah-u Teala'nın kendisine hidayet nasip etmesiyle İslami dava içerisinde kendisi yer aldı. Kendisini biz güzel ahlakı, hayası, edebiyle tanıyorduk. Pek fazla konuşmazdı. İnsanlarla konuşurken hayasından dolayı utanırdı. İslami sohbetlerde genelde dernek içerisinde gerçekleştirilen İslami sohbetlerde kendisi o sohbetleri kendi yaşıyormuş gibi etkilenir, duygulanırdı. Yani biz ona baktığımız zaman, onu gördüğümüz zaman Hazreti Osman akıllarımıza gelirdi. Çünkü çok hayalıydı, çok takvalıydı. Ve yani İslam'la yeni tanışmasına rağmen o samimiyeti, o ihlası, o takvası tıpkı yani hayası gibi, edebi gibi Hazreti Osman'ın mazlumca şehit edilişi gibi kendisi mazlumca şehit edildi. Biz yani arkadaşları olarak ondan çok razıydık. Şehit Rudi'yi ben şahsen sokakta gördüm, caddede gördüğüm zaman Allah'ı hatırlardım. İslam'ı hatırlardım. Ondan sonra Şehit Rudi gerçekten bataklıkta yetişen bir gül idi. Mesela o oradaki halkın %90'ı diyebilirim ki herkes Rudi'yi seviyordu. Ve sokakta geçtiği zaman bütün çocuklar onu seviyorlardı. Biz bunu böyle gördük Rudi'den. Bozunar çok sadık bir insandı. Özellikle markete geldiğinde kendi çocuklarına hediye almadan geri dönmezdi. Burada mı alışveriş yapıyordu? Burada alışveriş yapıyordu sürekli. O kendi çocuklarına aşırı derecede düşkündü. Kendi çocuklarına her gelişinde mutlaka bir şeyler alıp götürüyordu.